Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Ee, i̇nşallah ünitemizin sonuna yavaş yavaş gel geliyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Medine yıllarında e, son artık e, şeylerine gelmek üzereyiz. E, Hudeymiye anlaşması ve Mekke'nin fethi ve veda acı vefatını işleyip inşallah e, salli ba'ir duvarlarında işleyerek ünitemizi tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar, şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar Hudeybi anlaşması peygamberimiz bir gün rüyasında Kabe'yi ziyaret ettiğini görür ve durumu arkadaşlar anlatır. 628 yılında 1500 Müslüman yanlarına sadece kılıçlarını alarak Özlem gidermek için Mekke'ye doğru çıkarlar arkadaşlar. Müşrikler Müslümanların savaş için geldiğini zannederek ordu hazırlamaya başlar. Ancak durumun öyle olmadığı uzun süre sonunda anlaşılınca iki taraf Hudeybiye anlaşmasını imzalar. Hudeybiye anlaşması, bu anlaşma ile müşrikler ve müslümanlar arkadaşlar, müşrikler, müşrikler ve müslümanlar arasında 10 yıl süreyle savaş olmayacak. Yani barış anlaşması da imzalıyorlar. Ve müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecekler, Medine'ye geri dönecekler, seneye 3 gün boyunca ziyaret edeceklerdi. İki taraflı dilediği kabileyle ittifak yapabilecekti. Arkadaşlar, ancak müşrikler bu Anlaşmaya uymamışlardır. Al e, iki yıl sonra, iki yıl sonra, e, hatta evet, e, bu anlaşmaya uymamışlar ve ne yapmışlardı arkadaşlar? E, i̇hanet etmişler, peygamberimizin ittifak yaptığı bir kabileye saldırmışlardı. Bu anlaşmanın içerisinde bir de şu madde vardı: İki tarafın, bir mesela e, ittifak yaptığı bir kabileye de savaş açılmayacaktı. Mesela peygamberimiz bir kabileyle ittifak yaptıysa Mekkeli müşrikler o kabileye de savaş açmayacaktı. Anlaşma bu yöndeydi. Ancak Mekkeli müşrikler buna e, uymadılar ve e, peygamberimizin ittifak yaptığı kabileye savaş açtılar. Bunun sonucunda peygamberimiz bir ordu topladı. 610 yılında 10.000 kişilik orduyla ee, Mekke'ye geldi. Mekke'de savaş olmadı. Teslim oldular. Kimsenin burnu dahi kanamadan Mekke fethedildi arkadaşlar. Peygamberimiz Kabe'ye gelerek oradaki bütün putları temizledi ve kendisini bekleyen Mekkeli müşriklere konuşmuş ve genel af ilan etmişti. Bakın arkadaşlar kendisine eziyet eden bu kadar eziyet eden kendisini memleketinden süren insanlara karşı merhametli peygamberimizin bir kez daha göstermiştir ve genel bir af ilan etmiştir arkadaşlar. Burada e, Hint, Vahşi, İkrime bin Ebu Cehil, Ebu Sufyan gibi e, bazı müşrikler Müslüman olmuştur arkadaşlar. Hint ve Vahşi, Hazreti Hamza'nın e, şehit edilmesinde başrol oynayan Hazreti Hamza'ya vahşice eziyet edip, ee, öldükten sonra iki kişi peygamberimiz bunları bile affetmiştir arkadaşlar. İkrime Ebu Cehil'in oğludur. Ee, babası gibi düşmanlık yapmıştır ama sonradan ne olmuştur? Müslüman olmuştur. Ve peygamberimiz arkadaşlar yine merhametiyle ilgili bir şey. Ee, ne zaman İkrime Müslüman olduktan sonra peygamberimizin yanına gelse oradaki sahabelere peygamberimiz ne diyordu arkadaşlar? Sakın babası hakkında kötü bir şey söylemeyin ikrimenin kalbi kırılmasın diyordu. Babası en büyük düşman. Allah'ın düşmanı, Allah'ın Peygamber'in düşmanı. Ancak peygamber efendimiz onu yine dahi ne olur şeyin yanındayken e, ikrimeye, yani bizim yanımızdayken Ebu Cehil'e kötü bir şey söylemeyin. Nasıl, ne olsa da babası üzülür demiştir. Ebu Sufyan da yine e, Mekke'nin önde gelen e, birisi e, çok eee Peygamber Efendimiz'le savaşmış birisi ancak Müslüman oluyor. Bu e, dört kişi de e, müşrik de Müslüman oluyor. Peygamberimizin veda haccı arkadaşlar. Tabi Peygamber Efendimiz e, haç e, hicretin 9. yılında farzı oluyor. Ardından Peygamber Efendimiz ilk emreden hacca Peygamber Efendimiz katılmamış yerine hac emir olarak Hazreti Ebu göndermiştir arkadaşlar. Bir yıl sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 632 yılında büyük bir Müslüman topluluğuyla Medine'den hareket ederek Hacim Mekke'ye gelmiştir arkadaşlar. Ka'be'yi ziyaret ederek Arfatta Müslümanlara bir hutbe okumuştur arkadaşlar. Bu hutbe bizim bildiğimiz e, bu hutbe insanlarla helalleştiği büyük bir kalabalığa son kez hitap ettiği için veda hutbesi yani son hutbesi veda hutbesi denmiştir arkadaşlar. Veda hutbesinde arkadaşlar insan hakları en büyük insan hakları sözleşmesidir. Ee, insanların birbirine iyi davranması, kadınlara iyi davranması, kimseye haksızlık yapılmaması, şirk koşulmaması e, gibi toplumsal kurallar içerdiği için büyük bir yani erdem yani insanların nasıl olması gerektiği ile ilgili mükemmel bir hutbedir. Ee, vakti olanlar dersimizden sonra internetten açıp veda hutbesi diye yazarsa veda hutbesini inşallah arkadaşlar okuyun bir gerçekten Peygamber Efendimiz insanlığa hitap ettiği mükemmel bir hutbedir. Peygamber Efendimiz veda haccından bir müddet sonra Medine'ye geri döndü. Rahatsızlandığı için rahatsızlığı giderek arttı. Vakit namazlarını kıldırması için yerine kimi tayin etti? Hazreti Ebubekir arkadaşlar. Hastalığı giderek ağlasın. Peygamber Efendimiz 8 Haziran 632 günü Ayşe annemizin odasındayken vefat etmiştir arkadaşlar. Allah Resulü vefat ettiği yer kazılarak oraya defnedilmiştir. Cenazesini ise Hazreti Ali yıkamıştır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada yine bir kronolojik sıra var. Hep beraber buna bir bakalım. Ardından etkinliklerimizi yapıp yine dersimizi inşallah bitirelim arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Cep Medine döneminde 622 yılında ne yaptık biz arkadaşlar? Medine'ye hicret ettik. Medine'de Mecid-i Nebi yaptık. Bunun yanında Suffe okulu ilk olarak yaptığımız yer. Ve muhacir ve ensar ne yapmıştık arkadaşlar? Birbirine kardeş yapmıştık. Peygamber Efendimizin kardeşi kimdi? Evet arkadaşlar Hazreti Ali'ydi. Ardından Medine anlaşması kimlerle yapılmıştı arkadaşlar? Yahudilerle yapılmıştı. Yahudi. Yahudilerle yapılmıştı arkadaşlar. 52 maddelik anlaşma. Sonra burada ilk ezan okundu. Nüfus sayımı yapıldı arkadaşlar. Sonra 624 savaş, 604 yılında müşrikler Medine'ye kadar gelip peygamberimizle savaşmak istedi. Bedir savaşı oldu. Burada oruç, zekat, farz kılındı. Anladığından bir yıl sonra Mekke'nin yenilen peygamberin görüşe doymaz şeyinde Uhud savaşı oldu. Yine istediklerini elde edemeyen müşrikler yine geldiler. Hendek savaş oldu. Peygamberimiz e, şehrin etrafına ne yapmıştır? Hendekler kazarak şehri muhafaza etmiştir arkadaşlar. Ardından 628 yılında Hudeybiye Barış Anlaşması olmuştur. Ancak müşrikler bu anlaşmaya uymamışlardır. Bundan dolayı arkadaşlar ne olmuştu? Mekke'nin fethi gerçekleşmişti. Tabi bu arada ne olmuştur? Hayber vardı. Hayber'in fethi olmuştu. Umretül Kaza Kaza e, o peygamberimizin 628 yılında yapamadığı umreyi yapmışlardı arkadaşlar. Ardından Bizans'la Muğte savaşı olmuştu. Hazreti Cafer, Hazreti Ali'nin kardeşi burada büyük başarılı gösteriyor ve şehit oluyor. Ardından arkadaşlar ne oldu? 631 yılında 630, 630 yılında Mekke Hudeybiye Barış Anlaşması bozulduğu için Mekke ne oldu arkadaşlar? Fethedildi. Ee, hiç kimse öldü. yani hiç kimsenin burnu dahi kanamadan ardından hac farz kılınıyor. Peygamber Efendimiz geliyor. Burada veda hacını yaparak insanlığa veda hutbesini ne yapıyor arkadaşlar? İnsanlığa veda hutbesini okuyor arkadaşlar. Ee, veda hutbesi nerede yapılmıştı veda hutbesi? Arafat'ta. Arafat'ta yapmıştık arkadaşlar veda hutbesini. Arafat'ta veda hutbesini yapıyoruz ve 8 Haziran'da vefat ediyor Peygamberimiz ve ceza, cenazesini Hazreti Ali yıkayarak Salı günü defnediliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar etkinliğimizi yapalım inşallah doğru yanlış etkinliğimizi. Evet arkadaşlar şöyle bakıyoruz hemen geçiriyoruz. Şimdi Peygamberimiz hicretten 6 yıl sonra Kabe'yi ziyaret etmek için e, ziyaret için e, yola çıkmıştır arkadaşlar doğru mu arkadaşlar? Evet. Cevaplarınız. Evet arkadaşlar. Bu doğrudur. Hicretten 6 yıl sonra Kabe'yi ziyaret etmek için. Çünkü hicret ne zamandı? 622. Şöyle kalemimizi alalım. 622. 628'de gelmişler ama Hudeybiye anlaşması imzalanmış, değil mi? 6 yıl. Hudeybiye anlaşmasına göre iki taraf arasında 10 yıl boyunca savaş olmayacaktı. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. Hicretten 9. yılında emredilen hacca peygamberimiz de katılmıştır arkadaşlar. Doğru mu? Hayır arkadaşlar. Peygamberimiz ilk yıl katılmıyor, ikinci yıl. Yerine kimi gönderdi Hacemir olarak Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e. Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe'nin odasında denilen yere def Buraya Ravza-i Mutahhara denildi arkadaşlar. Doğrudur. Peygamberimizin o bulunduğu yere Ravza-i Mutahhara. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Boşlukları dolduruyoruz inşallah. Hadi bakalım. Ee, Mekke nokta nokta yılında İslam ordusu tarafından kan akıtmadan fethedilmiştir. Hangi yıl arkadaşlar? 628'de boz, yapılan anlaşma bozulmuştu. 2 yıl sonra 630 yılında İslam ordusu tarafından kan akıtılmadan Mekke'ye ne olmuştur? Fethedilmiştir arkadaşlar. Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü Kabe içindeki neleri kırmıştır? Arkadaşlar müşriklerin tapmış olduğu putları kılmışlardı arkadaşlar. Peygamberimiz 632 yılında Kabe'de 100 binden fazla insana Arafat'ta neyi okumuştur arkadaşlar? Evet, veda hutbesini okumuştur arkadaşlar. Peygamberimiz vefat etmeden önce namazları kıldırması için yerine kimi görevlendirmiştir arkadaşlar? Kimi? Sen kendinden sonra halife olacak kişi olan Hazreti Ebu Bekir'e. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ee, bu sayfa tamamlandı. Bir sonraki sayfamızdaki etkinliklerimizi yapıp inşallah dersimizi bitirmiş olacağız. Verilen örnekleri olayı okuyarak soruyu cevaplandıralım arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem toplumsal barışa önem vermiş. Medine'ye hicret edince orada yaşayan Yahudilere bir anlaşma yüzağlanmıştır. Ne demişti bu? Medine Sözleşmesi'ydi arkadaşlar. E, Medine Sözleşmesi'ydi. Bu anlaşmanın adı neydi? Medine Sözleşmesi'ydi arkadaşlar. Unutmayalım sözleş Mesela biraz kötü yaz arkadaşlar. Kalemden dolayı kusura bakmayın. 52 maddelik sözleşmeydi. 52 madde. Evet arkadaşlar. Bir, Yahudiler ve Müslümanlar kendi dinlerine özgürce yaşayacaklar. Bak özgürce. Kimsenin dinine karışmıyoruz. Medine şehri dış tehlikelere karşı hep beraber yani Yahudiler de Müslümanlar da beraber savunacak. Herhangi bir anlaşmazlık durumu olursa iki taraf arasında hakem Hazreti Muhammed olacaktır. Çünkü Hazreti Muhammed neydi? El emin güvenilirdi. Müslümanlar ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardı. Evet sorumuzu Okuyoruz. Yukarıdaki anlaşmanın üçüncü maddesi, üçüncü maddesi bize hangi yönünü örnek gösterebilir? Üçüncü maddeyi bakıyoruz. Evet arkadaşlar biraz düşünün. Ben cevap vereceğim inşallah. Bir 5-10 saniye size müsaade ediyorum. Niye mesela herhangi bir anlaşmadık durumu olursa iki tarafta hakem Hazreti Muhammed olacaktı sallallahu aleyhi ve sellem? Daha iyi dedim arkadaşlar. Çünkü Peygamberimiz el-emindir. Yani güvenlidir ve adaletlidir. Güvenlidir ve adaletli oluşunun bir sebebidir. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci etkinliği tamamlayıp inşallah Peygamberimizin hayatı ile ilgili bu bölümü bitireceğiz. Diğer derste Salli Bari'yi bitirip ünitemizi tamamlamış olacağız. Aşağıdaki verilen olayları tarihi sırasına göre koyalım. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi hepsini bir okuyalım. Taif yolculuğu, Habeşistan'a hicret, eee Hudeybiye anlaşması, Medine'ye varış, Kuba Mescidi'nin yapımı, veda hutbesi, ilk cuma namazı gibi. Şimdi arkadaşlar, Peygamber Efendimiz ilk defa nereye hicret edilmişti? Peygamber Efendimiz etmemişti. Kimi göndermişti? Nereye göndermişti Müslümanları? Arkadaşlar, Habeşistan'a göndermişti. Habeşistan'a hicretmiştik. Habeşistan'a hicretten sonra arkadaşlar e, geri gelmiştik. Ne olmuştu? Hatırlıyoruz. 616 yıldan sonra 617-619 arası evet bize bir boykot uygulanmıştı değil mi arkadaşlar? İki numara o zaman. Nerede? Burada. Bize bir boykot uygulanmıştı. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, boykottan sonra ne olmuştu arkadaşlar? Boykottan sonra ne olmuştu? Bakın böyle bir size müsaade ediyorum. 620 yılında en sevdiği iki insanı kaybedince peygamberimiz neye girmişti? O 10 yıla ne demiştik? Hüzün yılı, hüzün yılı arkadaşlar Üç burada. Evet arkadaşlar, ardından dört numaralı bölüm. Hüzün yılından sonra peygamberimiz ne bulmak için böyle rahat böyle hani teselli bulmak için bunlar belki iman eder diye hangi yol yere gitmişti? Taiflilere arkadaşlar evet Taif yolculuğu dört. Peki Taif yolculuğundan sonra ne olmuştu arkadaşlar? Gelmişti mi İsra Miraç olmuştu. İsra Miraç burada olmadığı için almıyoruz. Sonra ne olmuştu? Hicrete hazırlık ilk olarak ne olmuştu? Birinci Akabe Biyatı 12 kişilik Müslüman grubu ne olmuştu? Müslüman olmuşlardı arkadaşlar. Ardından ne olmuştu arkadaşlar? Evet. Medine'ye doğru hicret başlamıştı. Sonra nerede biz bir mescit yapmıştık? İlk mescidin, ilk İslam mescidinin yapıldığı yer. Nereydi arkadaşlar? Evet, Kuba Mescidi. Ardından arkadaşlar devam ediyoruz. Sonra bir yerden ayrılmış bir yerde cuma namazı emredilmişti. O vadide bir cuma namazı kılmıştık. Ranuna Vadisi'nde evet ilk cuma namazı kılındı arkadaşlar. Sonra oradan nereye vardık biz? Hicret yerimiz. Eski adı Yesrib'di. Evet. Medine'ye varış arkadaşlar. Ardından devam ediyoruz arkadaşlar. Medine'ye vardığımızda yaptığımız ilk iş neydi? Evet. Mescid-i Nebi'nin yapımıydı arkadaşlar. Ardından ne yaptık arkadaşlar? Biz orada Mescid-i Nebi'nde hemen ee, böyle ee, kardeşlik yaptık Ensar Muhacirası'nda ama burada yok. Ensar Muhacirası'nda sonra Yahudilerle Medine Sözleşmesi yaptık. Yine burada yok. Ardından ne yaptık arkadaşlar biz? Bir Hudeybiye Barış Anlaşması yapmıştık 628'de. E, Tabi bunlar uymamıştı. O yüzden biz de ne yapmıştık? Mekke'yi fethetmiştik. Ardından hac olmuştu. Peygamberimiz ilk hacca gitmemişti. İkinci hacca kimi göndermişti yerine? Hazreti Ebubekir'i. Ardından kendi hacca gidip veda hacını yapmış ve burada ne yapmıştı? Veda hutbesini vermişti. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.